Konta TV ekranlarına Lezzet Sırları programımıza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Kar kış demeden Lezzet Sırları ekibi olarak efendim yollara düşüyoruz ve lezzet sırlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimiz Rauf Denktaş Caddesi üzerinde olan Hatay Künefe'nin kralındayız ve buyurun künefenin sırlarını almaya başlıyoruz. Efendim lezzet sırlarında Hatay Künefe'nin kralındayız ve atölyemizde yani imalathanemizle başlıyoruz. Ustamızdan sırları yavaş yavaş almaya başlayacağız. Şimdi künefe dünyada peynirle yapılan ilk tatlı olarak tarihe geçmiş ve ana vatanı biliyorsunuz Hatay. Ustalarımız da Hataylı. Efendim burada çalışanlarımızın hepsi ve işletme sahibimiz Hataylı. Detayları şimdi bu güzel tatlının yapım aşamasını sizler için ekranlarınıza getirmiş olacağız sevgili izleyicilerimiz. Merhabalar ustam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Kalsın. Kasım Usta diyelim kendimize. Kasım Usta, kaç yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz? 16 yıldır bu meslekteyiz. Maşallah diyelim, artık tam ustayız diyebiliriz. Askerden sonra devam ettik bu işe. Bugüne kadar İstanbul'daydık daha önce. Ondan sonra İstanbul'dan buraya geldik. Nereliyiz? Hataylıyız. Hataylıyız. Zaten bu işi bilmezsek olmaz galiba. Hatay'da bu işi yapan çok fazla ustamız var. Yani diyeceksin 3 evden birinde bir tane künefeci çıkar. Yani babadan oğula aktarılan mesleklerden bir tanesi ama çok da keyifli diyorum. Usta olmak kolay değil aman ha. Efendim künefeyi biraz sizden denemek istiyoruz yani. Künefe tatlımızın özelliği nedir? Özelliği tatlının özelliği şimdi her yerde künefe yiyebiliriz. Ama Hatay künefesini yiyemeyiz. Ana vatanı Hatay dedik ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle diğer illerimizde de değil mi yapılmakta? Her tarafta var ya şu an genelde marketlerde de olsun, restoranlarda da olsun bulunduruyorlar ama bizim gibi değil. Bizimkiler büyük tepsi de yapılıyor. Yani, porsiyonluk yapılanlar genelde şoklanmıştır yani kötülemek amaçlı demiyoruz. Yani Hatay şeyini... Valla hazır olanları da diyorlar ki Hatay'dan yapılıp da geliyor. Hani oradan alıyoruz diyorlar. Ne kadar doğru onu bilmiyorum tabii ki. İşte bunu yedikten sonra farkına varırsınız yani. İzleyelim hep birlikte. Özel bir kovası var. Ve ustamız hemen şöyle düğmeyi çeviriyor. Hamurlarımız sırasıyla bir taraftan ocağımız dönüyor tabii ki. Bir güzel böyle ocağımızın üzerine hamurlarımızı şöyle yerleştirmiş oluyoruz. Künefe, saniyelik aslında değil mi? Künefemiz tel 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 olması işte buradan geliyor. Evet. Tel kadayıf. Kadayıfın yapılım aşaması usulü değil mi böyle usta? Kadayıf farklı. O genelde fabrikasyon şeyi kullanılır daha ince. Gerçi burada da yapabiliriz ya. Yani bu ocakta da yapılabilir bu usulde burada değil da, mi? Ta da yapılabilir. Bu biraz bakar daha kalın oluyor. Evet. Hani hafif sertleşmesin künefe. Biraz daha kalın. Efendim biraz önceden biz birazcık hazırladık ama sizler için tabii ki yapmaya da devam edeceğiz. Sırları da almaya devam edeceğiz. Bakalım künefenin sırları nelermiş? Künefenin yapılışı biraz uzun sürüyor da yiyişi biraz hemen. Peki aşamaları bir anlatabilir miyiz şimdi? Biz hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuzu başladık. Gönül isterdi ki Hatay'a götürelim sizi peynirin... Tereyağı çıktığı yerden. Değil mi? Aynen. Detayları daha da detayları alalım isterdik inşallah. Nasip olursa peynir, hiç de belli olmaz. Peynirle tereyağımız oradan geliyor sadece. Gerisi bizim imalatımız burada. Peynir teknemiz de var arkada. Ama künefenin peyniri biliyorsunuz özel. Dedik ki
peynirle yapılan ilk tatlı olarak tarihe geçmiş bir tatlıdan bahsediyoruz. Peyniri özel, tuzsuz. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Tuzlu peynir. Tuzlu mu? Tuzlu peynir. Onun aşamasını da göstereceğim size birazdan. Tuzlu peynir. Kimileri tatlının içinde böyle tuzluyla tatlının karışımını çok fazla sevmeyebiliriz. Tatlının içinde peyniri belki sevmeyenler vardır ama yedikçe siz o tadı almaya başladıkça vazgeçilmez bir hale geliyor. Bunu da söyleyeyim. Taze peynir kullandığın zaman, tuzsuz peynir kullandığın zaman eşkime yapar. Tuzlu, o yüzden tuzlu kullanmak. Tuzlu yapıyoruz, tuzlu alıyoruz. Aha. Yani bunu da burada, şurada gördüğümüz küvetler var. Onu 24 saat boyunca devir dayında tuzunu alıyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Şimdi hadi birazcık şöyle izleyelim künefemizin hamurunu hazırlıyoruz. Ama bununla bitmiyor. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Kaç aşamadan oluşuyor usta? 3 aşamadan oluşuyor. Tabii. Sırada ne var peki? Sırada künefemizi soğuttuktan sonra kıracağız. Ondan sonra pişirip, peynirleyip çevireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyoruz. Oo, süper. Ustamızın dediği gibi yemesi kolay da yapım aşaması bence bütün yemekler ve tatlıları yaparken zorlanıyoruz. Efendim, bir yemek harcıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz. Sonrasında bir bakıyorsunuz en zoru sarma olsa gerek değil mi? Yani sarmayı sarın sarın bitmez, sarın sarın bitmez. Sonrasında bir bakmışsınız yeme aşamasına geldiğimizde 10 dakikada yok olup gitmiş. İşte insan buna üzülüyor, o kadar emek veriyorsunuz ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi peynir teknemizin başındayız. Ustamız dedi tuzlu, ben dedim tuzsuz. Tabii ki ustamız daha iyi biliyor her şeyi. Peynirimizin tadına bakmak istiyorum ve teknemizi nasıl hazırlıyoruz bunu da ustamızdan dinleyelim. Tuzlu peyniri alıyoruz. Güzelce havuzumuzu yıkadıktan sonra peyniri döküyoruz. Sonra suyumuzu buradan açıyoruz. Dolduktan sonra bir 15-20 dakika sonra alta gideri var. Onu açıyoruz, o tuzlu gidiyor biraz. Bu tekrar. Yani yarım saatte bir böyle değiştiriyoruz. Tabii devir dayım halinde yani değişiyor. Ondan sonra 24 saat sonra kullanabiliriz. Hiçbir tuz kalmamış. Sonra da ne yapıyoruz? Tuzsuz peynirimizi künefede kullanmak üzere hazır hale getiriyoruz. Böyle. Kesme şekeri gibi böyle bunlar. Böyle mi geliyor peki? Tabii böyle geliyor. Oo süper, muntazam hazırlanmış. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Şöyle bir peynirimizi görsün izleyicilerimiz. Tuzlu peyniri belli aşamalardan geçirdikten sonra tuzsuz hale getiriyoruz. Hatay'da yapılan özel peynirimiz diyoruz efendim. Şimdi künefemizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Lezzet sırlarında Kasım Usta'yla künefenin yapılışına devam ediyoruz ve ikinci aşamamızdayız sevgili izleyicilerimiz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ustamız ünlü bir usta. Özellikle bunun hakkında konuşmak istiyorum biraz. Birçok televizyon programlarına katılmışız. Sadece künefe mi yaptık yoksa künefenin dışında usta olduğumuz alanlarda var mı? Usta olduğumuz alanlar yani restoran şeyinde çıkıyorduk. Yani orada spesyal yapıyorduk, kadayıf yapıyorduk, künefe. Yani bütün tatlı çeşitleri hemen hemen şeye getirdik. Tatlı, tatlı ustası diyebiliriz efendim. Haydi bakalım künefenin de ustası. Şimdi bize yapacağımız çeşitleri var künefemizin var. Çünkü değil mi? 3 çeşit künefemiz var da şimdi 2 çeşit şey yapalım da. Hangilerini yapacağız? Normal peynirli künefemiz, bir de spesyal künefemiz var. Hadi bakalım başlasın yapımımız. Şimdi biz hamurlarımızı yukarıda hazırladık. Sonrasında onlar kuruduktan ve soğuduktan sonra... Soğuduktan sonra onu büyük bir kazana koyup tereyağı eritip harmanlıyoruz. Sonra şurada mikser dediğimiz şunda doğrayıp hazır bir soğutmaya getiriyoruz. Sonra da gene bakır işlemi, yukarıdan evet. Gördüğünüz gibi büyük tepsi bakır. Bakır gene... olmak zor. Neden bakır tepsi kullanıyoruz? Çünkü lezzet veriyor ya. Şimdi eskilere baktığın zaman hep bakır. Şimdi ya toprak kaplar ya da bakır yani, kaplar. Ya testidir veyahut da bakır da olur. Lezzeti çünkü parlaklığı veriyor. Yani bir sürü şeyi var yani bakırın. Özelliği var. Hadi bakalım. En büyük sırrı da lezzeti veriyor olması. Tepsilerimizi yağlayacağız. Şunu normal.
Tamam, bayağı yoğun yalnız yağ kullanıyoruz. Hava dışarıda kar yağıyor, o yüzden biraz donmuş. Şöyle her tarafına yağını gezdiriyoruz. Tereyağı kullanıyoruz yalnız ve Hatay'dan. Normal tereyağı olmaz ama buna. Önce tereyağını alıyorsunuz, bunu güzelce kaynatıp suyunu alıyorsunuz, ayran dediğimiz. Ayranı alıyorsunuz, ondan sonra aynı margarine dönüşüyor bu. Margarin. Oo, yani yağ da hemen öyle aldığımız, yaptığımız gibi kullanmıyoruz yalnız. Özelliği var, dikkat edelim. Bakır tepsi yapıştırın sonra o ayranını almazsanız tereyağının. Şimdi hadi bakalım. Tereyağımızı yaptık efendim. Yapıyorsak şayet ya da aldık. Onun suyunu alacağız. Ayran diyoruz. Kaynatacaksınız. Kesiyor zaten. O ayranla yağı keser. Onun ayranını atıyorsunuz. Normal yağını kullanıyoruz. Hadi bakalım. O da yapışmasını önlüyor zaten. Margarin kıvamına getiriyoruz. Aynı margarin gibi. Zaten gördüğü zaman der margarinle kullanıyorsun. Ama her şeyin mesleğin sırları var. Sırlar, ama biz sırları yavaş yavaş çözüyoruz biliyorsunuz. Bizden kaçmıyor ve ustalarımız da sağ olsunlar. Bize özel. Biraz meslek sırrı veriyoruz burada. Bize özel, bizimle paylaşıyorlar. Çok sağ olun. Evet, şöyle. Bu spesyalımız. Bunu daha sonra yapalım. Spesyal deyince ben merak ettim. Acaba içinde farklı ne olacak? Benim kendime özgü bir şey. Böyle boş zamanlarda arada bir böyle bir şeyler çıkarıyoruz. Keşifler yapıyoruz değil mi? Yeni ki. Deniyoruz, deniyoruz, test ediyoruz. Ama seviliyor, sonra, tutuluyor. Sonra müşterilere sunuyoruz. Şimdi bunu kaldırdık. Kadayıfı dedik, harmanlamıştık. Bak. Evet, yine yağla harmanlanmış. Ne getiriyoruz? Sonra şuradan şöyle tepsiye yayıyoruz bunu. Evet, şimdi tepsimize hamurumuzu yerleştirdik bir kat. Bundan sonraki aşama nedir usta? Bundan sonraki aşama ocağa koyup bunu pişiriyoruz ilk katını. Ondan sonra soğuttuktan sonra peynirini seriyoruz. Üstünü tekrar aynı şekilde kapatıp sonra çeviriyoruz. Pişirmeye. Diğer tarafı pişiriyoruz. Aynen. Sonra da şerbetleyeceğiz inşallah, değil mi? Sonra da beraber şerbetler yeriz inşallah. Hadi bakalım, afiyetle yiyeceğiz ama o aşamaya gelinceye kadar sırasıyla yapım aşamamız devam ediyor. Buradan alıyoruz. İkinci işlemimiz. Şurası. Ocakbaşı. Aynen. Bir katını pişirdikten sonra soğutup sonra peynirleyeceğiz. Tekrar sonra aynı işlem yapar gibi kapatacağız üstünü. Normalde bir 10-15 dakika sürer bu. Ne yapıyoruz? Pişmesini bekliyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Evet, künefemizin ilk katını pişirdik. Artık peynirleme soğuttuk bir taraftan. Soğuttuk bir taraftan. Şimdi peynirlemeye gelelim. Evet. Şimdi demiştik ya ustam başta, künefe yemesi kolay da yapım aşaması zor demişti. Harbiden de öyleymiş. Aşama aşama ilerliyoruz ama bir katını pişiriyoruz, peynirliyoruz. Şimdi peynirleyeceğiz. Sonra üzerine tekrar hamurumuzu yerleştireceğiz. Bu defa diğer tarafını pişireceğiz değil mi? Deminki gördüğümüz peynir, bak bu kıvama getirdik bunu. Gene mikserle çekiyoruz bunu. Çok güzel görünüyor. Beyaz peynir yani. Ama özel diyoruz, Hatay'ın özel peyniri. Biliyorsunuz Hataylılar böyle cömerttirler. Bak elimiz aza varmıyor değil mi? Bence Anadolu insanları cömert. Kesinlikle. Elimiz aza gitmiyor, bilmiyorum. Önce gözümüzü doyurmak gerekiyor bence. Pişirme aşamamız başladı. Yine 15 dakika bekleyeceğiz değil mi usta? 2 dakika sadece. Sadece tepsiyi bir ısıtalım. Öyle. 1 dakika sadece, sürmüyor bile. Burada tereyağımızı sürdük tepsiye. Şöyle. Ondan sonra şöyle bir çeviriyoruz. Evet. Şöyle tepsimizi kaldırıyoruz burada. Ve kızaran tarafa bakar mısınız? Nar gibi kızarmış. Şimdi aynı şekilde diğer tarafını kızartacağız artık. Aynı şekilde altını pişirip sonra şerbeti döküp afiyetle yiyoruz. Evet, afiyetle yeme kısmına
yaklaşıyoruz. Evet, sıra geldi önemli bir noktaya. Yine tekrarlayacağız işlemleri. Yalnız bu sefer özel bir tarif. Spesyalimiz, künefemizi yaptık. Bu daha farklı. O demin dediğimiz ince kadayıf. Bu daha ince oluyor. Evet. Şundan yapıyoruz. İnce kadayıfı kullanıyoruz bu sefer. O künefe, künefeye kullandığımız kadayıf olmaz bura. Buna daha ince olması lazım. Bunu da sadece diyelim ki 5-6 kişi geldiğimiz zaman masaya bu isteniyor. Yani ortaya. Ortaya 1 kilodan aşağı yapılmıyor bu. Diyelim ki 5 kişi ise bunu rahatlıkla yiyebiliyoruz. Yani bu tatlıyı yemek için lütfen kalabalık gelin. Yani en az 4-5 kişi gelmeniz gerekiyor ki ortaya servis ediliyor. Tabii bu sipariş üzerine yapılıyor. Çünkü hani yapılıp da şey yapamıyorsun bunu. Çünkü biraz şey yapar, sertleşir bu kadayıfı. Şöyle bastırdık. Özellikleri öğreniyoruz tabii ki ustamızdan. Ne gibi duruyor? Tek kişilik gibi duruyor. Servet abi diyor ki doğru söylüyorsun abi. Tek kişilik gibi duruyor bana. Gerçi tatlıyı sevenler bir tepsi, büyük bir tepsi revani yiyenleri biliyorum. Aman yarabbim bu ne demek? Allah muhafaza şeker krizine girersiniz. Buyurun. Evet, fıstığı da seriyoruz. Ustamın gönlü zengin, eli bol. Yani bu malzeme kullanıyoruz buraya yahu, ucuz şeyler değil bunlar. Vallahi fıstığın kilosu 80 lira. Artık tatlımızın şey fiyatı nedir acaba? Yok, fiyatı 45 lira bu yani. Normal, gayet normal. Ondan sonra aşamamız peynir. Normal ince kadayıfımızı kullandık efendim burada. Sonrasında ne yaptık? Fıstığımızı yerleştirdik ve şimdi peynirde. Biraz önceki gibi yapamayacağız uygulamayı. Pişirmiştik onu, bu pişmemiş hali. Bunu komple böyle hazırlayıp tek tarafı pişirip hemen çevirdikten sonra müşteriye sunuyoruz bunu böyle. Şimdi yine tekrar artık kapatacağız üzerine. Kadayıfımızı aldık. Tekrar serpiştiriyoruz. Bu arada bu tatlıları evde yapma gibi bir şansınız yok. O yüzden ne yapıyoruz? Çıkıp geliyoruz adresimize. Nerede yerimiz efendim, bir tarif edelim. Rauf Denktaş Caddesi'nde ve çok kolay, hemen Sille Kavşağı'nı geçtikten sonra, tramvay yolunu geçtikten sonra hemen sağ kolunuzda kalıyor sevgili izleyicilerimiz. Künefe severler bu adrese gelebilirler. Şöyle yaptıktan sonra üçüncü işlemimiz ocağı. Artık ocağı, pişme zamanı. Hep yiyeceğiz diyoruz, durmadan başa dönüyoruz başka bir tarifle, ama ne yaptık? Şimdi yaklaşıyoruz artık. Hazırız, ocağa koyabiliriz şimdi. Haydi. Sevgili izleyicilerimiz, imalathanemizden geldik artık yerimize, asıl yerimize. Değil mi ustam? Ne yapacağız? Şimdi bir tarafını kızarttık, diğer tarafını burada pişiriyoruz. Diğer tarafını, işlemi burada yapıyoruz. Burada ısıtıp, ondan sonra şerbet de sıcak olacak. Tabii Sinki Hanım dayanamadı, iki porsiyonu yedi burada. İki porsiyon gitti. Lakin ben daha yiyemedim maalesef. Ne yapacağız? Yakında diyor ki sevgili yönetmenim, sayın Mevlüt Bey, Mevlüt Hocam. Yakında yani kapıdan mı sığamam, bacadan mı sığamam bilmiyorum ama o hale gelmek istemiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, kokuların arasında kaldık. Lezzet sıraları tüm güzelle devam ediyor. Şimdi sıra ne de? Sıra spesyalimizdi. Pişirme sırası.
Efendim diğer künefemizi pişirdiğimiz gibi usulümüz aynı. İmalatta bunu altını pişirdik, çevirdik. Son işlemi burada yapıyoruz. Ve sıcak sıcak şerbetledikten sonra servisimizi yapıyoruz. Efendim lezzet sırları künefenin kralında işletme sahibimiz Mehmet Karamanoğlu ile devam ediyor. Artık patronumuzla sohbet etme zamanı diyoruz efendim. Hatay'dan Konya'ya uzanan bir yolculuk. Bu süreci kendisinden dinlemek istiyoruz. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kapılarınızı bize açtığınız için, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmekten de onur duyarız. Konya'ya kendimizi tanıtmaktan da çok... Önce sizi tanıyarak başlamak evet. istiyoruz ve ben, Hatay'dan Konya'ya bu yolculuk nasıl? Hatay'dan Konya'ya demeyelim, direkt İstanbul'dan Konya diyelim. Buraya geleli ortalama 17-18 ay oldu. İlk defa geliyoruz Konya'ya. Konya'ya geldik, gezdik ve künefenin eksik olduğunu, bir Hatay künefesinin eksik olduğunu gördük. Künefeyle beraber yöresel tatlarımızı. Ve böyle amatörce küçük bir yeriyle başladık. Hiç öyle demeyin bence. Amatörce yani falan değil. Bize bir başlangıç oldu. Ardından Akşehir, Ereğli, daha profesyonelce oldu tabii onlar, daha güzel. Daha Konya güzel. Yakınına değil mi? Çevresine dağıldık yan. Dağıldık, evet. Baktık ki Konya'da tatlıya rağbet var, beğeni çok. Hatay'dan gelen lezzeti harbiden iyice tutuyorlar Konya halkımız. Ve biz de onlardan memnunuz, onlar da bizden memnun galiba. Şimdi Hataylısınız ve oradan İstanbul'da uzun yıllarca orada yaşadınız. İstanbul'da. Belki bu işi devam ettirdiniz orada da. Aynen. Ama İstanbul'dan sonraki yolculuk nasıl gelişti? Çünkü şehir şehir gezmişsiniz. Bir uçak yolculuğuyla başlayan. Aynen. Sonrasında gezilen şöyle çevre iller oradan geziliyor. Ve esas Konya kafamızda yoktu. İlk defa Konya'ya gelmemizin sebebi ilk defa Konya'ya geldik ve Konya'da harbiden potansiyel var. Yani öyle orijinal Hatay künefesini yapan hiçbir yer yoktu. Genelde şoklanmış küçük küçük kutularda gelen künefemiz vardı Hatay'dan gelen yine. Evet her biz yerde dedik, öyle. Evet. Mi? Marketlerde daha gittiğiniz şu an köfteci olsun, restoran olsun nereye gitseniz hep şoklanmış künefe kullanıyor. Dedik ki olabilir. Harbiden olabilir dedik. Neden? Şoklanmış künefe yiyen gittiğine göre dedik bizim kendi orijinal, taze, günlük ürettiğimiz künefeyi yapalım dedik. Ve öyle bir serüvenle başladık biz Konya'da. Teşekkür ediyoruz bize böyle bir hizmet evet. sunduğunuz için. Buna gerçekten Konya'da ihtiyacımız vardı. Ama sadece künefeyle bitmiyor bence. Künefeyle bitirmedik. Künefeyi getirdik. Dedik ki Hatay'ın kabak tatlısını getirelim. İşte kireçte kabak tatlımız. Ardından domates tatlısı, ceviz, incir ve patlıcan derken fıstıkzade kadayıflarımıza girdik. Ondan sonra dedi ki kış geldi havalar soğudu. Konya'da harbiden hava soğuk. Dedik ki zahlep de koyalım. Neden? Alıştınız tabii sıcak havaya değil mi Hatay'da? Tabii sıcak havaya alışınca burası harbiden soğuk geliyor. Dedik ki yanına da zahlebimizi koyalım. Kumda kahvemizi koyalım. Öyle bir konsept yaptık. Kahve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekten meşhur. Farklı yöntemlerle yapılan özel kahvelerimiz var. Bizim buraya gelen kahve de genelde Hatay'dan getiriyoruz biz. Arap kahvemiz var. Helli kakule dediğimiz. Bizim kendimize ait Türk kahvemiz var. Çift kavurmalı. Ve Osmanlı kahvesi var. Aromalı. Osmanlı kahvesi bir şahane. Yani misafirlere burada elimizden geldikçe iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Salebinizin özelliği var mı peki? Salebimizin özelliği bizim Bucak'taki yerimiz var. Yine künefe salonumuz var. Oradan özel olarak getiriyoruz. Bucak'tan. Bucak'tan gelen bir sahlepten bahsediyoruz. Ve kışın vazgeçilmez içeceği diyebiliriz. İçinizi ısıtan tek içecek sahlep. Kışın bol bol bu adreslere gelerek tüketebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Peki şimdi çevre illerimize, ilçelere dağıldık. Bu işi daha da genişletmeyi düşünüyor musunuz ileride? Düşünüyoruz. İnan ki daha büyümeye çalışıyoruz yani. Kısmet olursa, işler yolunda giderse Konya'nın içine de büyümeye çalışıyoruz şu an. Maşallah diyelim. Efendim bir taraftan da bu bölümün bir özelliği var. Sevgili yönetmenimiz ve yapımcımız yönetmenimiz Sayın Mevlüt Bayram, Mevlüt Hocam diyeceğim ben, büyüğümüz. Aynı zamanda yıllardır aslında bu programı devam ettiren, yapan, sizlere farklı adreslerden farklı lezzetleri sunmaya çalışan önemli isimlerden ve önemli bir gurme. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl olunur?
Masamız Allah çok güzel görünüyor. Vermiş. Ve yan tarafta da sağ olsun Mehmet Bey, komşuda pişer bize de düşer dedi. Yan taraftan da çok lezzetli, komşumuzun firmasının adı neydi? Nişantaşı çorbası. Çorbacımız var ama çorbacı deyip geçmeyin sakın. Çünkü orada gerçekten ev yapımı çok güzel yemekler var. Yakın bir tarihte inşallah oranın da lezzetlerini sizinle paylaşacağız diyelim şimdiden. Gerçekten kutluyorum Mehmet Bey'i. Konya mutfak kültürüne müthiş bir katkı yaptı. Tabii yemekten sonra bir tatlı. Mutlaka olmalı. Tabii ki. Ben kutluyorum. Gerçekten lezzetler çok çok güzel. Ben önümüzde duruyor ama Mehmet Bey Konya'ya ilk geldiğinde belki ilk tanıştığı 10 kişiden biriyim. İyi bir dost, iyi bir insan. Ayrıca dostluk bir yerde şeye de geldi, dirsek temasına da geldi. Ticarette de. Ticarette de hısım olduk. Gerçekten kutluyorum. Güzel bir Hatay künefesini, sadece künefe değil işte. Lezzetlere siz bakacaksınız hocam. Çünkü yıllardır bu işin içindesiniz. Biz canlı sunuyorduk. Evet. G3 ile bağlanıyor idik. 20 dakikaydı. Ama orada gizleyeceğin bir şey yok. Her şey doğal oluyordu. Ama burada gayet rahatız, gayet doğalız. Tabii mutfağın, yani arka tarafta mutfakta hazırlanmalar var. Olumsuzları kesiliyor, yakışmayanları. Ama biz o sıkıntıyı çektik ama canlı yayın, yıllardır siz de canlı yayının içindesiniz. Hanımeli programını 11 yıl Kon TV'de sundunuz. Canlı yayının zevki başka tabii. Ben de yıllarca iftara doğru sundum, sahur sundum. 23. yılıma girmek üzereyim Kon TV'de. Bu güzel lezzetlerin tadına tabii ki hocamızla birlikte tadacağız ve yorumları bir gurme olarak Mevlüt hocamızdan alacağız. Şimdi spesiyelimiz unuttuk mu? Unuttuk mu? Ne yapacağız? Şerbet mi dökeceğiz? Ne yapacağız? Şimdi spesiyel tatlımız da. Allah aşkına yine. Yakalamışken bugün böyle önemli dostlar gelmişken elimizde ne varsa ikram edelim dedik. Ama çeşit çok fazla. Tabii. Özellikle domates tatlısını ben çok merak ediyorum. Onun tadına bakacağım. Özel patlıcan tatlımız da varmış. Bizim Hatay'ın dediğimiz künefemiz. Ve bu yaptığımız künefe spesiyel künefemiz. Şimdi göreceğiz. Bir tadına baktıralım bunun. Şimdi bunu şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Künefe deyince aklımıza Hatay geliyor. Hatay deyince aklımıza künefe geliyor. Hatay'ın tabii ki mutfağı yine bildiğiniz gibi çok zengin. Ama künefe ile ön planda ve meşhur. Başka illerde de künefelerimiz yapılıyor. Yalnız Hatay'ın künefesi bir başka. Neyi farklılaştırıyor onu? İşte peyniri mi farklılaştırıyor? En önemlisi peynir zaten. Şimdi başka yere gittiğiniz zaman özellikle diyor ki biz işte kaşar peyniri kullanıyoruz veya beyaz peynir kullanıyoruz. Hiçbir şekilde. Sinmesi için mi sağlıyor? Hayır. Tamamen bu yaptığımız peynir künefe peyniridir. Gidin Hatay'ın sadece yapılan 2 veya 3 yerde vardır mandıraları. Sadece künefeye özel, künefeye has peynirimiz var bizim. O kadar gelişmiş ki bu iş. Yani gidip de marketten alamıyorsunuz. Mandıralar artık bunun için çalışıyor. Sadece künefe için peynir üretiyorlar. Evet, aynen öyle. Gidip de şu an bir markete gidip de şunun peynirini alamıyorsunuz. Bu tadı da başka bir yerde bulamazsınız. Bulamazsınız. Şimdi zaten gürmemiz Mevlüt Hocam tadına baktıktan sonra onayı o verecek. Hadi bakalım yavaş yavaş bakmaya başlasın bence. Zaten. Çünkü çok fazla çeşidimiz var. Her birinin de yorumunu alacağız kendisinden. Bismillah diyoruz. Şimdi, peki ben mikrofonla birazcık yemem zor olacak. Ben lezzet sırlarını tatlı yemek sunarken kendi namıma yersem namerdim. Sizin namınıza diyordum. Sizin adınıza. Sizin namınıza tadıyorum. Ben de şöyle bir taraftan kolaylaştırmaya, hiç problem değil, kolaylaştırmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi yemekten sonra bence tatlı yenmemeli. Neden? Tatlıya bir kere yer kalmıyor. Eğer yemek öncesi yerseniz tatlı iştahımızı biraz daha kapatır. Ve yemeği de bu arada az yemiş olursunuz değil mi hocam? Sağlıklı beslenmeye uymuş oluruz gibi geliyor. O mevzu oraya da geleceğiz. Tabii bunun içerisine ceviz de konuluyor. Değil mi efendim? Ceviz ve kaymakla da yenebilir.
Mesela bizim kabak tatlı, kireçte kabak tatlımız. Bunu dilimleyip üstüne tahin, ceviz. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Kabak tatlısının birçok yöntemi var yapılışının. Farklı çeşitlerde yapılıyor. Lakin kireçte daha farklı oluyor. Kireçte çok farklı. Şimdi buradaki Konya'da usulü yaptıklarınız kaşıkla yiyorsunuz öncelikle. Şey geliyor. Biraz daha yumuşak oluyor. Evet. Ve kaymakla iniyor buradaki. Bizim oradaki tamamen kireçte yattığı için kıtır kıtır şeker gibi. Sanki hazır şekerler gibi. Çok farklı oluyor bizim oradaki içi şeker dolu. Şerbetiyle beraber. Hemen. Tabii şunu verebilirim hocam. Tadına bakın çok farklı. Hocam bir saniye. Domates tatlısının tadına baktınız mı? Önce onu lütfen. Önce onu. Şimdi, yalnız bana çok kızıyorlar. Yalnız yiyorsun. Haber etmiyorsun. Dostlar tabii şaka yapıyorlar. Dostlarla birlikte ağzında bir kez daha kalsın, ağzında kalsın. Aman demeyin öyle şey. Diyorlar. Ben onların namına domates tatlısı, domatesin her şeyi güzel tatlısına. Yani ben patlıcan turşusu dendi. Eyvallah tadına baktık. Güzel mi? Fena değil. Damak tatları değişiyor çünkü. Ama domates tatlısını ilk defa görüyorum. İncir tatlısı vazgeçilmezdir. Ceviz tatlımız da evet. Ama domates tatlısı gerçekten hem tatlı hem ekşi. Farklı bir tadı var. Hem tatlı hem ekşi. Hem tatlı. Hadi bakalım. Ay hoş mu diyelim? Hem tatlı hem ekşi Mehmet Bey. Evet hocam, ben bunun domates olduğunu söylemediğim takdirde misafirlerimiz bunu yiyip de bilmeyenler çok. Ben şimdi arada kaldım ve mikrofon ne tarafa gideceğini şaşırdı yalnız. Hem o tarafa hem o tarafa yetişmeye çalışıyorum. Bunun kesmesi de zor servisi. Ben şöyle... Yok, mikrofon olduğu için biraz... Hocam evet, sizden destek alacağım. Ve galiba bunu kesmek birazcık becerisi diyen bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Bu arada hocam lezzetleri tatmaya devam ediyor ve yorumları kendisinden alalım. Vallahi güzel. Domates gibi değil. Mayhoş, mayhoş. Yani bu normal domates mi? Konya, Bursa değişiyor mu efendim? Kurutulmuş domates mi? Nasıl? Hayır. Kurutulmamış domates. Yeni kızarıyor ya. Yeni daha kızaran domatesleri topluyorlar. Ve oradanları kireçte yatırdıktan sonra kaynatılıp şerbetini... Bu tatların her biri kireçte mi yapılıyor? Hepsi kireçte yatmış bunların. O yüzden farklı tatları. Diğer tatlımız nedir? Ceviz tatlısı. Hemen servisini gerçekleştirin. Kabuğuyla mabuyla mı efendim? Kabuğuyla. En ince kabuğu alınmış. Aman. Çağla iken. Cevizin yeşil kabuğu soyulduktan sonra, bu da kireçte yatıp kaynatıldıktan sonra bu hale geliyor. Ve içindeki şeyle bakın beraber, kameramız zaten görüyor büyük ihtimalle. İçiyle birlikte. İçiyle beraber kıtır kıtır yiyorsunuz bunları. Görelerimiz çekerken, yayınlarken Hatay'da bunları çektim. Cevizi, efendim, inciri, kabağı, domatesi hepsini çektim. Ama gerçekten güzel. Çok çok güzel. Cevize bakmadım. Zaten şimdi Hatay'a döndüğümüz zaman Hatay biliyorsunuz medeniyetler şehri. Evet. Çok eskiye dayanan bir şehrimiz olduğu için yemeğiyle, tatlısıyla ve insanlarıyla harbiden. İkramlarıyla. Yani büyük ihtimalle. Evet kesinlikle. Gördüyseniz zaten bizim burada Hataylı olarak anlatmamıza gerek yok. Gidip gören misafirlerim zaten birebir bunları söylüyor. Çok hoşgörü bir şehir. Peki Konya'da sizi çeken ne oldu? Yani buraya gelen, nedense dışarıdan gelen, işte okumaya gelenlere, iş kurmaya gelenlere ya da kısa vadede çalışmayı düşünen ve gelenlere baktığımızda uzun vadeye dönüyor iş. Neden? Seviyorlar. Konya çok güzel bir şehir baktığınız zaman harbiden. Yaşamasıyla ova ve düzlük bir yerde kaldığı için, şimdi bir de biz İstanbul'dan geldiğimiz için oranın trafiğini çekmektense ve belediyelik harbiden iyi yatırım yapılan bir şehir. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Düz bir yer. Ulaşımda sıkıntınız yok. Büyük bir şehir ama ulaşımda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hiçbir şekilde yaşamıyorsunuz. Efendim... Ve Türkiye'nin ortasında. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, artık lezzet sırlarının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Neredeydik? Künefenin kralındaydık. Tatlı sevenler, özellikle künefeyi sevenler mutlaka bu adrese uğramalılar. Çünkü Konya'da bu alanda tek adres diyebiliriz. Mehmet Bey'e ve bütün çalışanlarına, değerli ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Son cümlelerimizi. Biz de Kon TV ve Kon TV çalışanlarına öncelikle teşekkür ederiz. Biz Konya'ya geldik geleli harbiden Konya'dan biz memnunuz.
aldığımız yorumlarda ve aldığımız Konya halkı, onlar da bizden memnun. Eğer taze künefe yemek isterlerse veya yöresel tatlarımızdan tatmak yemek isterlerse, biz her zaman burada Konya halkına hizmet vermek için onur duyarız. Ve artık sondayız. Yine farklı bir adreste, farklı lezzetlerimizle karşınızda olacağız. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum efendim. Sağlıcakla kalın.